Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlanan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı yapmış oldukları faaliyetlerden bahsederek ihtiyaç sahibi ve yardımseverler arasında bir köprü olduklarını ifade etti. Benim ismim Ömer Yazıcı, Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Kayseri Başkanıyım. Bizim grup genelde diyaliz hastaları ve ağır grup. Tamamen eve mahkum olan diyaliz hastaları var. Çift gruplar var bizde. Ve aynı zamanda nakil olmuş hastalar var bizde. Biz dernek olarak köprü görevi görüyoruz. Devletten maddi olarak hiçbir yardım almıyoruz. Köprü görevi görüyoruz derken o konuyu biraz açayım. Veren elle alan el arasındaki köprü görevi, tekerlekli sandalye, akülü araba, koltuk değneği, yürüteç, bu gibi imkanlar sunuyoruz. Bir üyemiz bize müracaat ettiği zaman onu kayda alıyoruz. Tekerlekli sandalye ise ona tekerlekli sandalye temin ediyoruz en kısa zamanda. Elimizden geldiği kadar bütün gruplara yardımcı oluruz. Mesela tamamen yatağa bağımlı olan hastalarımız var. Yatak yarası olan onlara bu hastanede elektronik yataklar var. O yataktan temin ediyoruz. O yataktan temin ettiğimiz hastalarımız da var. Elimizden geldiği kadar engellilere destek oluyoruz. Ben kendim de hem ortopedik engelliyim hem diyaliz hastasıyım. Kesinlikle dernekten hiçbir ücret almıyorum. Gönüllü olarak köprü görevi görüyorum dernek olarak. Biz kendi grubumuzdaki engellileri ziyaret etmek, onların derdini paylaşmak, onlarla mutlu olmak istedik. Kayseri Lösemili Çocuklar Derneği'ni ziyarete gittik. Onlar da bizim ziyaretimizden çok hoşnut kaldı. Yani amaç birlik beraberlik, engelliler haftasını birlik beraberlik içerisinde kutlamak. Kayseri'de konfederasyona bağlı şu anda iki tane derneğimiz var. Yalnız şu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Diğer illerden gelip de Kayseri'de Engelliler Derneği adı diye para toplayanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesini istiyoruz. Biz popüler dilenci değiliz. Gidip kapı kapı dilencilik yapıp para toplamıyoruz. Biz resmi derneğiz. Derneğimize müracaat ettiklerinde, yardım etmek istediklerinde biz mahpus karşılığı onların yardımlarını alabiliyoruz. Artı bize yardım ettiklerinde de sene sonunda vergiden de düşüyor büyük firmalar. Büyük firmalar vergiden düşürebiliyor. Bu şekilde ilerliyoruz biz. Önemli olan engellerin yüzünü gülümsetebilmek. Amaç o yani. Başka bir hiçbir şeyimiz yok. Biz insanlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kayseri halkımız biliyorum yardımsever ama lütfen yardım yaparken örnek vereyim tekerlekli sandalye veya akülü araba ulaştırmak istediklerinde ne olur biraz araştırma yapıp resmi yerleri bulsunlar. Tabela dernekleriyle bilmiyorum yani biz onlar bizi çok sekteye uğratıyor. Yani biz resmi derneğiz, araştırabilirler. İsmimiz Diyalizde Yaşam Engelliler Derneği. Şu zamana kadar da 250 kişiye tekerlekli sandalye verdik. 150 kişiye akülü araba verdik. Onlarca koltuk değneği, walker, yürüteç, hasta yatağı, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar insanlara yardımcı oluyoruz. Biz büyüklerimizden özellikle bizim başkanlarımızdan istediğimiz 2000'e yakın benim üyem var. Ama istediğim zaman 2000'i de şu anda gelemiyor. Çünkü diyalizdeler. Ama pazar günü 2000 kişiyi de ben söz veriyorum. Meydana dökün dediğiniz zaman meydana hepsi gelir. Çünkü diyaliz hastaları. Bir gün durup bir gün diyalize giriliyor. Ben büyüklerimizden istediğim bize ufak bir küçük çay ocağı gibi meydanda veya merkezi bir yerde bunu çok istiyorum. Yani bizim yerimiz çok uzak Yeşil Mahalle'de yani merkezi bir yerde bize destek olurlarsa büyüklerimizden saygılarımı sunuyorum. Ben Engelliler Haftası olduğundan dolayı küçük bir dörtlük insanlarımızla paylaşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Başta yürüyemeyen ayaklarımı sevdim. Onları sevmeyen hiç kimseyi ben de sevmedim. Yanlış yola sapmayan, dev adımlar atamayan, haddinde edebinde duran, yolunu bilen onları sevdim. Çünkü sevmekti yaşamak. Yaşamak
yokları sevebilmektir. Engelliler Farkındalık Haftası'nı 10-16 Mayıs bütün engellerimizin kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Sözü arkadaşlarıma veriyorum. Yaşam ve Engeller Derneği'nde yöneticiyim. Bahri Şahbaz. Benim tek istediğim üyeleri bir araya toplayıp oturup sohbet edecek bir yer. Belediyemizden olsun, büyüklerimizden olsun bir yer istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.